Kız kendine geldi diyorum. Kız kendine geldi. Önemli olan buydu ya. Korkma usta. Orası benim yerim. Kalk kalk. Kamu oğlu burası be ya. Senin yerin benim yerim var. Çöller sağ ol. Allah kahretsin. Nereden başımıza bela aldık şu kızı ya? Keşke akıl hastanesinde kalsaydı, hiç kurtarmasaydık ya. Ha, lanet olsun onu tanıdığın güne. Ha, Cevdet Bey de gazın kralına çaktı gitti maşallah. Gördün mü Şevkat? Allah bizi o kızın şerrinden korumak için onun aklını almış. Madem o. Sen de bana kızıyorsun. Dosttan zarar gelmez oğlum. Ama tabii ki senin gönül gözünde öyle bir kapasite yok. İbret al. Ben seni korumak istedim. Ve bundan sonra da lütfen kıymetini bil. Kes Niko, kes. Kes. Şu hayatta en korktuğum şey başıma geldi. Seninle aynı nezarete düştüm. Ha bundan beteri seninle aynı cezaevine düşmek olurdu. Herhalde o zaman beynim patlar diyecek. Sen zaten sabah beynini akıtmadın mı nazarı patlatıp Şakat ya? Ya asıl şimdi Cevdet Bey esine inanırsa ne olacak? Benim de suçum var o ya. Ben bir garip tamirci. Fincecilikten yatıyorum burada. Ay ay olay örgülerine bak. Arap saçı ya. Senin suçunu şöyle izah edeyim Cuma. Ben Esin'in aklını aldım. Şevkat'i onun şerrinden korudum ama sen ona elektroşok vererek onun günahkar aklını geri getirdin. Sonra ben Şevkat'a kurşun döktüm. O patlamayla Esin'in aklını tekrar aldım ve sen o zıkkımıyla onu tedavi etmek istedin. Bu şerre hizmet etmemen için bir kınama cezası. Kes Niko, kes, kes, kes Allah'ım. Beni illa bir şeyden koruyacaksın. Yalvarıyorum sana. Esin'in şerri merri önemli değil. Şu Niko'nun çenesinden koru ya. Esin, buradasın. Babacığım. Ah, Esin'cim. Babacığım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim ben. İyiyim babacığım, sen merak etme. Sadece çok özledim seni. Ben de seni çok özledim yavrum. Sen nasıl geldin, niye geldin buraya? Baba, o kadar uzun bir hikaye ki. Eve gidince anlatırım ben sana. Sen de bana şu hamam maceranı anlatırsın. Hiç sorma, neler geldi başıma. Nerede o ergeliler? Nezarethanede. Ben postaladım, çok konuşuyorlardı. Çok iyi yaptın. Hoş geldin Cevdet Bey. Maşallah, pırlanta gibi kızınız var. Öyledir, öyledir benim canım, öyledir. Ya paramızla rezil oluyoruz Niko ya. Sen sabah kefalet parasını ver, dışarı çık, akşam olmadan tekrar içeri git. Asıl bana koy dersim et. Senin parayı da benim mama ödedi. Kadının parasını yaktın. He yaktın. Sen yaktın nasıl? Hadi ben el alemin oğluyum. Sen onun öz oğlusun. Hayırsız evlat. Susun biraz be ya. Sıkıldınız mı? Okey takım ister misiniz beyler? Vallahi bizim mahallede ıstaka suç aleti sayılıyor komiserim. Nezarete sokabiliyor muyuz? Varsa ben bir uyku hapı alayım. Bu kapçık ağızlar yüzüne uyuyamadım ben be. Hadi iyisiniz. Serbestsiniz. Harbi mi kız? Aha, Bahar'ın paralar gitti. Cevdet Uçar geldi, Cevdet Uçar. Bak, gördün mü Niko nasıl vefalı çıktı Cevdet Bey? Sabah annenin kesesiyle kurtulduk, şimdi de benim keseyle kurtardık. Sağ ol komiserim. Tamam, tamam. Yasasın. Sen niye çıkmıyorsun? Hadi çıksana. Bunlar çıksın, ben biraz kafayı dinleyeceğim. Olmaz, komiserim git çıkar dedi. Komiserin gelsin, kendi çıkarsın o zaman. 40 yılın başı nezarete düşmüşüz. Boşken biraz tadını çıkarık. Zorla ifadeye gelirdin, nezaretten çıkmaktın. Madem karakolu çok seviyordun, neden polis olmadın? Ziyaretin kısasını seviyordu ondan. Uzatma o zaman, çık işte. Çıkmıyorum kardeşim. Babanın malı mı? Bura kamu malı. Ben vergimi veriyorum kardeşim. Burada benim istersem yatıya kalma hakkım da var. Üstelik sabaha kadar da zamanım var. Buradayım ben. Çıkmaktan çıkma lan. Sen de mi uğraşacaksın? Kapıyı hafif çek, Ceyran yapmaz. Sonra olsun be ya. Al peştemallarımı. Teşekkür ederim Cevdet Bey. Tekrar bekleriz müessesemize. Çok beklersin, hergele. Komiserim, Şevkat yerimden nezaretten çıkmıyor. Ben de kapıyı açık bırakıp geldim. Vallahi akıl hastanesinde iki gün duramadı. Tapusunu alacak değil ya. Bırakın kalsın daha iyi. Elimin altında olsun. Baş üstüne komiserim. Şevkat. Ne var? Şaka öyle değil, böyle yapılır işte. Benden bu kadar. Kızım,
Seni bir daha gözüm görmesin. Defol git buradan. Gözükme gözünü. Ben de senin çok meraklın değilim. Babam bekliyor dışarıda, konuşmak istiyormuş seninle. Tamam, çık sen. E hadi beraber gidelim, hadi kalk. Ha Şevkat. Cevdet Bey. Gördüğünüz gibi kızınızın aklı başında, sapasağlam. Ve emaneti aynen sizden aldığım gibi size iade ediyorum. Bundan sonra bana uzak, Allah'a yakın olsun, tamam? Şevkat sen ne biçim konuşuyorsun öyle? Bana uzak, Allah'a yakın dediğim benim en değerli hazinem. Kızım, siz aynı mahallede yaşayacaksınız, bir arada olacaksınız diye kızıma göz kulak ol dedi. Ama bu mudur yani itimadımın karşılığı? Vallahi hiç kusura bakmayın Cevdet Bey. Akıl hastanesi, karakol bu nedir ya? Ya şimdi bakın darılmaca, gücenmece yok. Bu nasıl bir baş belasıdır ya? Lütfen alın götürün kızınızı. Ben kendi halinde mütevazı, fakir bir hayat seçmiş bir insanım. Benim gibi adama böyle gönül borcu yüklenir mi? Lütfen. Aa, sen kendini ne sanıyorsun ya? Ben kundaktaki bebek miyim senin bakımına ihtiyaç duyayım? Ben zaten o mahalleye bir daha adımımı bile atmam. Sizde ne haliniz varsa görün. Yürü babacığım, gidelim ya. Hiç yakıştıramadım sana Şevket, hiç. Cevdet Bey. Ya ben öyle demek istemedim, özür dilerim. Ya sizi kırmak istemedim. Ben zaten kırılmış bir adamım evladım. Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim şimdi. Sen asıl benden değil de esinden özür dilerim. Yok, yok babacığım. Hiç gerek yok öyle özre falan. Zaten artık bir anlamı da yok. Alt tarafı ben bir şaka yaptım size ya. Babamın yanında söylemediğini bırakmadım. Ben neden aklımı kaçırdım sen hatırlıyor musun Şevkat? Çünkü senin öldüğünü sandım. Babam seni bana emanet etti. Ben sana değer verdim ya. Asıl ben senden özür dilerim başına bela olduğum için. Kusura bakma yani. Sen şimdi o özgür tavuklarınla rahat rahat takılırsın evinde. Allah'a emanet ol. Çıktın mı lan Şevo? Oğlum millet dinleniyor diyordu seni nezarette. Çay iç. İstemez. Şevkat günün hatırası olarak Cevdet Bey'in peştemalini ister misin? He. Bugünün çok hatırı var da bir hatırası eksik. O kurşunu dökmeyecektin hacı. Üstünde bir parça taşısa. Ulan Özlem, ne hatunsun lan. Patron! Oo usta, hiç beklemiyordum seni. Kim bekliyordun? Noel Baba'yı mı bekliyordun? Kalk lan! İki günde kurulmuş masama. Buyur otur usta. Sağ ol ya, Allah razı olsun. Oğlum paralar nerede? Şey hani alacaklı hani. Hangi alacaklı? Şey vardı ya hani o. Oğlum söylesene! Ben aldım usta, maaşımı erken çektim. Maaşını erken çektim. Ulan bu senin babanın pantolon cebi mi? Sıpa! Akıl hastanesindeydin usta. Kolay kolay gelmez. İhtiyacı olmaz dedim. Ne bileyim hemen damlayacağını be. Yürü lan! Dur! Ortaları kıracaksın. Sıpa! Bana bak! Ya o gün apar topar çıktık evden. Kusura bakma, ikiniz de uyuyordunuz. Hiç uyandırmayayım dedim ya. Senin o kız televizyona çıktı. Artist mi o kız yoksa meşhur mu? Deli gibiydi resmen be. Ya hacı hangimiz deli değiliz ki? Sen gel bizim mahalleye gör. Vallahi bir tane normal adam bulamam ya. Vallahi para dediler. Ben daha çok o yüzden aradım seni. Bizim hanım dedi ki o kızdan hayır gelmez. Götürsün, versin babasına. Alsın parasını. Tamam, o konu kapandı. Ben
Kızı babasına teslim ettim zaten. E iyi etmişsin, iyi etmişsin. Parasını da aldın mı babasından? Almadım dayı. Kız emanetti, götürdüm babasına teslim ettim. Bitti gitti, tamam. Tüh senin kafana. Halbuki o parayla ne kızlar bulurdun sen? Pascal, Numa neyin olur senin? Televizyonda adını söylüyordu. Pascal, benim tez oğlum. Yani benim anne tarafı Afrikalı. Yani neyse, hadi ben çok şey yapmayayım. Ya iyiydik böyle oturuyorduk. Yok, ben kalkayım. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi, Allah'a emanet. E hadi güle güle. Orada olmanız lazımdı ya. O hallerini görmeniz lazımdı. Hepsi o kadar korktular ki. Hele karakolda bir panik. Ama oh olsun biliyor musun? Hak ettiler. İyi oldu. Ay gerçekten müthiş bir film kaçırmışız da. Ama olsun. Esin, sana bir şey olmadı. Sen iyisin ya. Gerisi hiç önemli değil. Evet evet. Ama benim aklım hala o elektroşokta kaldı. Yani inanmıyorum ya. Bu ülkede ne garip olaylar oluyor değil mi? Her yerinde değil tabii. Orası öyle garip bir yer. Ya ben adım atar atmaz anlamıştım zaten. Ah Esin. Bir de sen orada oturacağım, sanat galerisi açacağım diyordun. Orada bir dakika bile yaşanmaz. Sen o insanlarla yapamazsın ki zaten. Hevesim kaçtı zaten. Vazgeçtim. Bak, bence bu sana şiddetli bir uyarı. Ben de aynı fikirdeyim. Yok yok, ben öyle düşünmüyorum. Hemen karar verme. Yani neticede aynı yerde kendine geldin. Vallahi bilerek ya da bilmeyerek Şevkat seni oraya götürmekte çok iyi yapmış. Haklı olabilirsin. Ama ben kararımı verdim. Ben geri döneceğim. Ne? Paris'e gitmeye karar verdim. Hem de en hızlı şekilde. De. Bunu babama nasıl söyleyeceğim onu düşünüyorum kara kara. Niko! Niko! Muhtar! Çık dışarı oğlum. Uyku tutmadı. Adam lazım. Aa, Şevkat. Uyku tutmadıysa ben geleyim. Git. Niko gelsin. Niko! Çekil. Ne var Şevkat? Ne bağırıyorsun? Uyuyamadıysan Rabbena'yı oku. Ben senin canını okuyacağım canına. Gel sen şöyle gel. Bekle geliyorum. Neye takıyorsun oğlum? Ha? Esin kafayı üşüttü, gitti getirdik. Cuma elektroşok verdi, tamam. Biz Esin'e şaka yaptık, Esin bize şaka yaptı. Bitti. Hem de karakolda bitti ulan. Sana öyle geliyor. Kız bir daha adım atmam buraya diyor. Ne haber? Aa tamam işte ya, yeter artık. Kızın aklı başına geldi. Daha ne istiyorsun? Sen de git yat evine uyu. Nasıl uyuyayım? Gözüme uyku mu girer benim? Ya kızım bir tane hatırası kalmış. Gelmiş buraya, kızı küstürdük ya. Ben şimdi gideyim o evde nasıl uyuyayım ya? Vallahi kafamda davullar çalıyor ya. Şevkat, bu gece gel koynumla uyu. Bırak arkadaş. Ben anlamam. Benim gözüme uyku girmiyorsa sen de uyumayacaksın. Gideceğiz sahilde çay içeceğiz. Hatim. Yok gitmeyin çocuğum. Siz şimdi bahçede oturun. Ben size çok güzel çay demleyeceğim. Hadi buyur. Telepatik psikopat arıyor. İyi oldu tam bu sinirin üstüne stres topu gibi geldi. Dur bak. Hayırdır la bu saatte? Yumurta mı istiyorsun? Şevkat! Meşhur oldun ya lan. Ha? Televizyonlar, televizyonlar meşhur oldun ha. Ha? Oğlum kara kaşına kara gözüne geldim lan. Ha? İmza istiyorum. Tabii tabii olur. Nereye istiyorsun imzayı? Kaşına, gözüne? Yumurtaya. Yumurtaya imza istiyorum oğlum. Tabii tabii emrin olur. Ben hemen gazlı kalemle imzalarım yumurtayı. Sonra da kabuğuyla yuttururum sana onu. Bana bak yanına don fanina falan al. Tıpırhaneden kaçmışsın. Ona göre don fanina falan al lazım olur. Oğlum kamu yararına seni paketleyip götüreceğiz lan. Gel lan. Gel lan. Gel Balat'tayım gel. Gel çay içeriz. Sahildeyim. Gel bekliyorum hadi. Sen ne işin var oğlum benim sahilde? Manitan mıyım lan ben senin ha? Ne çay içeceğim seninle? Konumaz konum. Benim canımı sıkma. Yok mu şöyle iyi kötü bir akıllı telefonun? Pis fakir. Konumaz. Ne bir sıkıntı? Pis fakir dedi la. Şuna bir konum at Niko. Konum at şuna. Atma atma Niko atma atma. Ona uyma sen. Mama. Kısmetten çıkınca uçkur her yerden çözülür. Aferin lan Niko. Vallahi 40 yılın başı acayip şekilli laf ettin ha. Helal olsun. Aşk olsun. Atma lan atma. Geldi lan konum. Ha, yakınmış oğlum. Ne güzel abi. Yürüsek mi?
Yok baba, araba öyleydi. İyi, aç oldu bakalım. Yakın şurası. Sırtlan. Gel, gel. Hayırlı akşamlar. Bu kadar mısınız? Yetmez mi? Aile ortamı olduğunu niye söylemediniz lan? Yok, burası zaten bizim aile salonu. Hı. İstiyorsan sokağa geçek. Orada serbest. Bendeyiz. Ne diyecek lan? Kız nerede kız? Hangi kız? 250 bin liralık kız. Sen biliyorsun da. Akıllı ol. Kız babasının yanında. Babasının yanında. Sen mi teslim ettin babasını? Oğlum ne akıllı adamsın lan sen. He? O yüzden mi tıpır araya girdin? Plana bak. He? Şevkat. Bence uzatma dalalım. Sana ne lan? Bana ne lan? Doğru. Beni kızı ilgilendirmez. Onun babasının paraları ilgilendirir. Paralar nerede? Paralar. Ha? Ne yaptın 250'yi? Pascal'la diskoda ezdik. Pascal'la. Oh, sefa mı olsun efendim? Pascal'la diskoda ezdiniz. Paraları çatır çatır yediniz. Alemlere daldınız. Ama bu kardeşini çağırmadınız. Çok gücendim. Acayip gücendim. Buraya imza almaya gelmiştim ama artık imza vermem gerekiyor değil mi? He? Ne haber? İyidir. Ne var ne yok? Hiç. Ver şunu. Esin'le konuştunuz mu? Evet konuştuk. Bize geldi. Sana Emre birlikte çıktılar. Esin şimdi eve geçmiş. Malumatım bu kadar. Hadi şimdi ver şu kitabı. Ne konuştuğunuzu söyle. Bora bu seni hiç ilgilendirmez. Söylesene kızım. Bak bana kızım deme. Babam bile bana kızım demedi. Söyleyecek misin? Paris'e gidiyormuş. Haberin yok mu? Var. E tamam işte. Şimdi sen söyle bakayım. Esin'le ayrılıyor musunuz? Size söylemedim mi? Bora, Esin 10 yıldır Paris'te yaşıyor ve sen de zırt pırt Paris'e gidip duruyorsun. Hala öğrenemedim. Fransızlar hiçbir şeyi üçüncü kişiye taşımazlar. Öyle mi? Hı. İyi, al kitabını. Yuh! Kafama astaydın. Ne o Bora? Bu gece evde mi kalacaksın? Odanda yalnız mı uyuyacaksın? Evet, bir mahsurum var. Ay, yazık sana. Romeo terk mi edildi acaba? Çok sevinme Gizem. Sonra düğünümde mosmor olursun. Ne düğünü ya? Esin söylemedi mi sana? Fransız tabii. Hiçbir şey üçüncü kişilere taşımaz. İndir lan silahı, indir! İndirin lan silahları, indirin. Prensese gelmesin. Ne prensesi lan? Senin kafanı, gözünü yararım! Tamam mı? Şevkat'in kısmetine mani ol. Alayım. Ah, anneniz herhalde. Ne o, benzetemedin mi? Olur mu canım? Bilakis, neşesi, güzelliği, ailesiz. Öpeyim efendim, öpeyim teyzeci. Beyler. Tamam, tamam. Marika abla. Kalk! Çok şey yapınca bayılıyor. Tabii kızgınlar. Kızıyorsunuz tabii. Zaten geldim lan. Efendim, ben daha sonra tekrar geleyim. O zaman geleyim, elinizi öpeyim efendim. İyi akşamlar. Gidin lan siz. Araba binin hadi. Oh. Efendim, benim adım Şefik. Çok memnun oldum. Gerçekten çok memnun oldum. En kısa zamanda geleceğim. Tekrar konuşmak ve görüşmek dileğiyle. Gel gel dükkana da gel. Bak terlik çeşitlerini de görürsün. Olur tabii. Dükkana da gelirim. Çok teşekkür ederim efendim. Kesin geleceğim dükkana da. Hayırlı akşamlar. Kebapçı. Silahımı unutma. Hay ya. Tabancalar var değil mi? İşte böyle olunca hani ben de unuttum onu ya. Kaç tane yumurta istiyorsun bu hafta? Artık
İstediğin kadar getirebilirsin lan. İyi. Bana bak. Bir daha elinde silah görmeyeyim. Yoksa onunla sana yaparım. O ne? Git internetten bak. Akıllı telefonun internetine gir. Oradan bak. Tamam. Müşteri sonuçta tabi. Tabi bu oğlan biraz salak salak. Cevdet Beyciğim, müsaitseniz biz sizi ziyaret etmek istiyoruz bugün. Evet, yani eşine böyle sıcağı sıcağına geçmiş olsun dilemek istiyoruz. Özür dilemek istiyoruz. Malumunuz biraz da gönlünü almak istiyoruz. Mümkün müdür? Peki Marika Hanım, peki. Evdeyiz, bekleriz. Babacığım. Canım. Günaydın. Günaydın canım. Ne oldu, misafir mi geliyor? Bizim Marika Hanım, mahalleli sana geçmiş olsuna ziyarete gelmek istiyorlarmış. Baba, ben görmek istiyor muyum sence onları? Niye kabul ettin? İyi niyetle gönlümüzü almaya geliyorlar kızım. Kaç yıllık hukukumuz var, ne var bunda? Benim onlarla hukukum falan yok baba. İyi o zaman, telefon ederim. Gelmeyin Marika Hanım derim. Tamam. Arama şimdi tekrar. Kabul etmişsin, gelsinler. Ayıp olur. Annemle babam buradan gitmeye karar verdi İsmail. Yakında taşınıyoruz. Bağrıma taş basıyorum. Aşkımızın gücü beni senden koparmalarına izin vermemeli. Seni benden kimse ayıramaz tezene. Seninle ben bir çift çorap gibiyiz. Ayrı ayrı olamayız ki. Senle ben anahtar ve kilit gibiyiz İsmail. Seni benden başka kimse açamaz. Beni senden başka kimse depresyondan çıkaramaz. İsmail, ne olur elini çabuk tut, beni bir an önce babamdan iste. Lütfen. Yoksa beni buradan götürecekler. Depresyondan depresyonu sürükleyecekler. Hadi abi, hadi abi. Tamam, geliyoruz be. Acele. Dükkanı kapıyor. Selo, gel abi. Geldim baba. Gel. Adam piştim olduk biz be. Güzel. Hadi bakalım. Hadi kapat. Kapat. Cuma usta, dükkan galiba açık kalmış ya. Gel abi. Bagajı var, gel. Yes. En son 1980'de babamla pikniğe giderken böyle bagaja oturmuştum. Vay, o akşam. Cıngılar var yoksa. Şefkat, alacağız başka. Allah Allah. Şimdi şöyle, biz dün gece sabaha kadar uyuyamadık. Yani hep beraber oturduk, çay içtik. Ya dostluğun güzel tarafı da bu. Hani mutluluğumuzda da, kederimizde de bir aradayız. Ama biz istedik ki Esin de bizle olsaydı. Yani o da bizle geceyi geçirseydi. Çünkü biz kusurlarımızı gece gibi örtmesini iyi biliriz. Ve eğer şimdi bizi affederseniz... Bize güneş doğacak. Ben İstanbul'a o evde yaşamak için, çarşıya sanat galerisi açmak için gelmedim. Ben buraya çocukluğuma geri dönebilmek için geldim. Ama siz hepiniz birlik olup o evi bana zehir ettiniz. Artık ne anlamı var ki? Ben Paris'e geri dönüyorum. Siz de evlerinizde, mahallenizde güle güle oturun artık. Esin'i duydunuz.
sizi affetmiyor. Ben size en değerli varlığımı emanet ettim. Ama siz ne yaptınız? Onu dalından kopardınız. Hediyelerinizi de alın. Sizi hatırlatan hiçbir şeyi esin görmek istemiyorum. Gidebilirsiniz. Şevkat nereye lan? Durun bir dakika beyefendi. Şevkat bir dakika nereye gidiyorsun? Ben sana Esin. Kızı rahat bırak demedim mi? Esin. Aç. Aç kapıyı Esin, konuşmamız Şevkat. Lazım lütfen. Şevkat. Ben mahallede son sözümü söylemedim. Esin sizi affetmezse hepinizi bu mahalleden kovarım demedim mi? Tıpkı buradan kovduğum gibi. Hadi sen de şimdi çık git buradan efendi efendi. Gideriz Cevdet Bey. Hepimiz gideriz. Tıpkı buradan gittiğimiz gibi sessiz, sedasız gideriz. Baba. Sen... Onları affetmezsen mahalleden kovacağını mı söyledin? Evet kızım. Sen hastanedeydin. Aynen böyle söyledim. Peki gerçekten kovacak mısın? Gel şimdi gel bir kahve içelim de konuşuruz bunları sonra. İsmail, sihirli lambayı dükkana koyarız artık. Dekoratif amaçlı ve ne olursa da satarız be ya. Aa, koyarsın. Cevdet Bey amca hepimizi komple semtten kovmazsa koyarsın. Sahibi de o var değil mi? Hadi abi hadi. Binin şu arabaya bir an önce çekip gidelim şuradan hadi. Ne konuştunuz Cevdet Bey'le? Maddiyat konuştuk. Alman ligini oynama çok sürpriz oluyor dedim. Hadi abi hadi. Hadi İsmail gidelim. Yavaş yavaş hadi bak. Ben seni Paris'e Maris'e göndermiyorum kızım. Hem de bu vaziyette hiç göndermiyorum. Babacığım, benim uzaklaşmam gerekiyor. Seni anlıyorum ama hemen mi gitmen gerekiyor? Ben hemen gitmek istiyorum. Sadece uzaklaşmak için mi gitmek istiyorsun? Sadece ondan değil. Baba böyle sanki içimde bir ışık söndü. Tekrar yanar mı bilmiyorum. Ne oldu usta, ne yaptınız? Ne olacak? Her zamanki gibi daha beter oldu tabii. Hop 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 bir dakika dağılmayın, dağılmayın. Bir kahvede bir beş dakika konuşacağım sizin. Hadi. Ya Şevkat, ne oldu ya? Cevdet Bey beni sordu mu? Sen gelmedin diye çok gücendi ya adam. Hepimizi evden kovdu. Git de bir golünü al, hadi. Burada mı oturacağız? Geç geç gel, içeri, gel. Yağmur yağacak biraz sonra. Evet millet, pamuk eller cebe. Esin gitmeden evini daha yayıp döşeyeceğiz. Hoppa labacan, mağara geçen. Cevdet bizi kovacak, biz Esin'e ev mi kuracağız? Gerizekalı mıyız oğlum biz? Oğlum o ayrı, o ayrı. Cevdet Bey'le alakası yok. Biz bunu Esin için yapacağız. Ne olacak o zaman? Esin'e ev kurmayı üşendiği için mi gitmeye karar verdi sanki? Ben orada durmam diyor. Ya abi biz ev kuralım da artık kendi oturur, oturmaz kendi bileceği iş yani.
Biliyorsun Şevkat, bende hiç para yok. Hey, badana boya yaparsın sen de. Ben de ampulleri takarım, o zaman tesisat işlerine bakarım. Vallahi bende de hiç para yok Şevkat. Ya oğlum, bir ev kaç paraya kuruluyor sen biliyor musun ya? Oğlum ben nereden bileyim, muhasebeci miyim lan? Kuracağız, bakacağız işte, maliyet çıkar zaten en sonunda. Sonuçta sosyetik kız bu be ya. İkinci el eşyaları beğenecek mi makam? Vallahi ben de evi köpük köpük yıkarım böyle, mis gibi. Hamam gibi kokar. Yasin Hanım oturmak istemezse biz tezenle evlenir yerleşiriz değil mi Şevkat? Yerleştireceğim ıstakayı kafana ya. Sen kızı istedin mi ki? Haydi istedin. O cadı anası sana verecek mi ki kızı? Neyse ben arabayı satmaya gidiyorum. Marika abla sen paraları toplarsın. Aa. Muhtar sen de organizasyon yapar bir işe ara. Selametle git Şevo. Selami kardeşi nerede ayın burada? Eyvallah kardeş. Sakın. Allah'ını seviyorsan ağzını aç manikul. Arkanı dön, çeneni kapat, sus. Dil susar, kalp susmaz. Mevlam hepsini duyar. La bu bebede a**lı var, yemin ediyorum a**lı var ya. Tutamıyor ya, buralardan böyle akıyor ya. Püh sana, sana püh. Marika abla, çok uğraştın mı abla? Babasına benziyor. Sabah. Ay Diko. Kalktım lan, dur. Oğlum şaka. Lan. Oğlum dikkat etsene. La insan bir sağa soluna bakar. Bura ana cadde. Ne biçim çıkış yapıyorsun? O biçim çıkıyorum oğlum. Ne olmuş? Bak şimdi hatalı çıkış yaptım. Bana da hatalı çıkış yapma. Yapıyorum lan. Hatalı matalı her türlü yapıyorum. Benim modelim böyle. Belli sen anandan da hatalı çıkmışsın. Konuşma lan. Bir de arabadan çıkarsan fena olur. O elini indir. İndirmiyorum lan elimi. El de benim, kol da benim. İstediğim gibi sallarım. O bileğini ben bir kırarım senin. O zaman görürüz nasıl sallıyorsun. Yeri git lan. Elimde kalacaksın. Hadi bakalım kim kimin elinde kalıyor görelim. Kusura bakma la kapı koptu. La 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 la. Beşiktaş. La 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 la. Beşiktaş. Merhaba Pascal. Beni hatırladın mı? Hatırlarım tabii. Disko'ya gittik değil mi? Aferin sana. Adımı da hatırladın mı? Ya vallahi dilimin ucunda ama. Eğer bilirsen seni affederim. Olsun olsun. Ziyanı yok. Ben yenisini taktırırım. Yok yok gerek yok. Gel şunu beraber biz takalım. Gel. Kalsın kalsın. Lan olur mu? Nereden baksan 1000-1500 kağıt para al bari bagajına koy da götürürsün. Gel hadi gel. Ya bırak kardeşim ya. Bırak da gideyim. Bak polisi çağırırım ha. Çağır lan. Çağırmazsan adam değilsin. Amirim ben size geri dönüş sağlayacağım. Tamam anlaşıldı. Bravo kardeş. Mükemmel bir vuruş. Ön taraf eksikti, orası da tamamlandı. Vallahi nişan alıp ateş etsen bu kadar olmaz yani. Harika bir vuruş. Üniformanın hakkını verdin, bravo. Kaç hakkın var? Bir. Sadece bir. Eğer bilirsen seni affederim. Ama hatırlayamazsan o beynini dağıtırım. Bari bir ipucu var. Verdim bile. Kafandaki silah. Ya sağ ol. Şimdi çıkarım gibi. Ya kusura bakma hemşerim. Amir fırça atıyordu telsizde. Arabanı görmedim. Ha ben zaten bizim millette kabahatli adam görmedim. Hep başkasında kabahat. Ver hatta ben de amirine senin fırça atayım. Kardeşim tamam. Kusura bakma diyorum. Sana izah ediyorum. Kabahat bende. Bile bile çarpmadım arabana. Kardeşim ister bilerek çarp, ister bilmeyerek çarp. Zaten arkadan vurdun. 8'de 8 kabahat sende. Yok ya. Bana mı öğreteceksin lan? Hem burası park yeri mi? Ne yapıyorsunuz burada? Seni bekliyorduk. Ha, bu şekilde değil tabii. Ne o Pascal? Dilini mi yuttun? Araba kuruluyorum ya. Yola bakıyorum. Oo, yoksa eski sevgilini umursamıyor musun? Ya üstüne anılma. Trafik kurallarına saygı verelim. O trafik kurallarına gösterdiğin saygıyı biraz da eski sevgiline göstersen. Mesela adımla hitap etsen diyorum. Ya o kadar da sert çarpmadım. Ne biçim göçmüş bu ya? Yok yok. Bunların hepsi senden diye. Bu hafta bu 5. oldu benim. Yok artık. Tabii canım ben 5'te şaşmam. Peder Bey 5 kardeşi çaka çaka öğretti bize 5'e kadar saymasını. Bu 5. 3'e kadar sayıyorum. Bilemezsen
kafan dağılır. Ya bir dur ya, akşamdan kalmayayım. 5 olmaz mı? Tamam, 5 olsun. Siz nasıl kaza yaptınız? Yok, biz kaza yapmadık. Solak hatalı çıktı. Ben Allah'tan ani fren yaptım, durdum da sen arkadan tıklatınca etki tepki olayı. Ha, kaza yok yani. Yok, kaza var. Sen vurdun ya bana, kaza o işte. Saymaya başlıyorum. 1. Bu ne? Kapı. Ne arıyor yerde? Ha ya bu kapı, arkadaşın kapısını açarken birden şey yaptım, menteşeleri falan oksitlenmiş herhalde, elimde kaldı. Yok ya, ben de yuttum. 2. Doğru söylüyor, doğru. Herif kapıya bir asıldı, lap diye elinde kaldı. Ayı gibi asılıyor herif ya. Hah, şikayet var, tutanak tutacağım. Çekil. Yok ya, oh ne güzel dünya be. Bir tanesi gelir hatanı çıkar, öbürü gelir arkadan çakar. Ben anlamam kardeşim, çıkar makbuz. Ben tutarım tutanağı. O amirini de çağır, gelsin buraya. Ya kardeşim, kaza oldu diyoruz işte ya. 3. Ne gerekiyorsa tutanağa geçeriz, gereken yapılır. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Ne atarlanıyorsun? Ha ben niye bu kadar sinirliyim? Niye bu kadar atarlanıyorum, öyle mi? Ya ben bu arabayı satacaktım. Geldiler 3 kere vurdular arkadan. Geldim bir de üstüne sen vurdun ya. 3 kere... Bir dakika ya. Az önce 5'ti. 3+1=4 eder. Ha bir tane de ben kendim çaktım. O niye? Ha orası seni hiç ilgilendirmez. Anlatılmaz, yaşanır. 3 tane çakmadan anlayamazsın. Ama 5'in yeri çok başka be. 4. 5. Hülya. Aferin tatlım. Nasıl da hatırladım? Hatırlamadım ki. Sağladım. Allah belanı versin Pascal. Geberteceğim seni. Ya ne affediyordun? Ya bak birader, benim amcamın oğlunun galerisi var. Sana kartını vereyim, götür ona sat arabanı. Hmm. Şöyle bak, ben sana satayım arabayı direkt. Sen memnun kalmazsan götürür amcaoğluna verirsin, hazır alıcı işte. Allah Allah, ben niye alıyorum hasarlı arabayı? Hasarlı arabayı. O hasarı verirken iyi ama. Kardeşim, hasarladık diye almak zorunda mıyız? Alacaksın tabii. Bak mesela ben kendim yumurtacıyım. Benim dükkanımda bir müşterim sel yumurtayı düşürse, kırsa ben ondan parasını alırım. Ha ama yumurtayı da veririm ona. Lan yumurta mı bu? Yumurta değil, araba. Fakat benim esnaflık stilim bu yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ha tatlım, sen kadınları hiç tanımamışsın. Bir kadın affedecekse şart koşmaz. Zaten affeder. Ayıp ya, kardırdın beni. Sanki senin hiç yapmadığın şey. Hani evlenecektik biz? Öyle mi? Unutun be. Ya, tamam birader, kaça satıyorsun? Sana 8.000 olur. Fakat full modifiye ya bu. Buraya kadar dolu araç ya. Bunun muadilini bulamazsın. Hatta yanında da bir tane de yedek kapı. Siz aranızda anlaşın, kapı benden. En azından üstümde yük etmem. Yok, ben kapıyı zaten aldım senden. Ya 7.000 olmaz mı? Ya ne yaptın? 8.000 zaten bu arabanın ölü fiyatı ya. Sen iyice mumya fiyatına çektin ya. İmkansız hayatta olmaz. Şimdi ya doğruca nikah dairesine gidiyoruz ya da dümdüz denize uçarız. Ben daha gencim. Disko'ya gidecek çok karın var. Bittin sen Pascal. Öldün sen. Hadi bak, 7.000 olsun, tiko para. Vakit diyorsun ya. Vakit. İyi hadi, al ayrını gör hadi. Lan kaçın! İmdat! Adam öldü yiyor ona. Külliyen yalan! Biz evlenmeye gidiyoruz. Yok, Pascal haklı bence. Yani seninle evlenmek bir yerde cinayetle aynı şey. Kanka ne haber ya? İyi be oğlum. Ne olsun işte? Ne yapıyorsun burada? İyi, ne yapalım ya işte. Kızı akıl hastanesinden çıktım, babasına da teslim ettim. Bana bak, bana disko borcum var ha. Gizli diskoyu gitmiyorsun ya. Sakarasa gideriz. Kusura bakmayın beyler. O biraz zor görünüyor. Hanımefendi, Allah aşkına indirin şu silahı. Biraz öyle evlilik istiyor. E ne yapsın oğlum? Başka türlü kabul ediyor musun sanki? Bana bak Pascal. Ya evlilik ya ölüm. Birini seç. Hanımefendi, Allah aşkına ayağınızın altını öpeyim, yapmayın. Oğlum, bence sen bu kadınla evleneceksin ya. Öl gitsin. Sen bir daha ağzını açarsan ilk seni vururum. Vur kız. Vur. Hiç olmazsa şerefimizi de ölürüz. Hanımefendi, Allah aşkına lütfen. Hülya, herkes sözü dinle, tamam mı? Arkadaş, ben kaçar. Kapı senindir. Hayırlı olsun, devren. Son duanızı edin beyler. Hanımefendi, Allah aşkına indirin şu silahı lütfen. Kes lan. Tamam. Evleneceğim. Oğlum ne yaptın ya? Şununla evleneceğine öl gitsin ya. Ne yaptın lan? Kalbini kırdın kadının. Adisiniz. Alçaksınız.
Bana bak yar. Zaten elim ayağım titriyor. Üstüme gelme çok fena olur. Ne yaparsın? He? Öldürür müsün? Geçti yavrum, geçti. Sen sıranı savdın. İşlemi başlat. Sen hakkını kaybettin Nuriye. Seninle evlenmeyeceğim. İşte bu be. Bir dakika, bir dakika. Tabanca kuru sıkı yalan. He, kuru sıkı. Kulaklarımızın yanından da arı sürüsü geçti değil mi? Bak, bak, mermi izlerine bak arabadaki. Ana! Hayret bir şey ya. 2 metreden ıskaladı mı bu şimdi? Aynen öyle. Öldürmeyin, Allah öldürmüyor. Lan Pascal, bizim disco işte neredeyse suya düşüyordu ha. Biz diskoya gidiyoruz. Bu NASA'da kapak olsun. Hülya'cığım, bir de bir ara gözlere baktıralım. Allah muhafaza katarakt olabilir. 46, 52, 66, 33. Manyak kadın bütün şarjörü boşalttı üstümüze. Az kalsın öldürüyordu bizi ya. Hayır, kombine al dedim, cebimde o yanıyordu ya. Aşkın müzik oldu. Yoksa iskalamazdı. Harbi aşıkmış bana ya. Bak şimdi Pascal, ne yapacağız biliyor musun? Ne? Sen Cevdet Bey'in evine gidiyorsun. Esin ne diyorsun ki? Ben de seninle Fransa'ya geliyorum. Onu bir güzel oyalıyorsun. Böylelikle gidemiyor hiçbir yere. Ayıp senin kanka. Türkiye'den çıkamazdı ya. Eyvallah. Ya hatun da fena. Dur lan. Selo, bir çay çek. Usta, araban nerede? Çok kaza yapıyordu. Ben de trafik polisine sattım. Lan ne kötü, sen ne uğursuz, ne şomaz bir adamsın. Ha oğlum, orta dünyadan mı geldin? Gandalf'ın amcaoğlu musun? Nesin sen ya? Ne oldu lan? Ne olacak? 4 tane araba alay çektik. Şefkat, kainat bir yankı deryasıdır. Kaza yaptın dersen başına her zaman kaza gelir. Ama Allah beni korudu dersen seni her zaman korur. Şükür namazı kılacağına bana ayar veriyorsun. Herkesin yolu ayrı Beniko. Misal sen vaaz veriyorsun, ben ayar veriyorum bu şekilde. Evet, herkesin yolu farklı. Ama kainatın bir nizamı var Şefkat. Nasihat veren akıl alır, ayar verenin aklını alır. Agacığım şimdi ben çay veriyorum. Karşılığında ne alıyorum? Ha sen... İlk çarpana sattım. Yani yolda ayaküstü çıkarttım elden. Kaç papel lan? 7000. Ama senin paranı şuradan vereceğim. Yaz mı Turan mı? Lan oğlum başlatma şimdi yazına Turan'a. Ver lan borcunu. Bilemedin kardeş, o da gitti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.